Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler, sen? İyi valla, beklemiyordum. Neden? Dünden sonra dedim herhalde çağırmazsın. Bilmiyorum, çağırmak istedim. Kalbimin sesini dinlemek istedim. Zaten tek birini düşünüyordum, o da sendin. İkinci ya da üçüncü bir ismim olmadığı için seninle konuşmak istedim burada. Dün çok kızdın mı bana? Yok, çok kızmadım. Yani kızdım biraz. Biraz i̇şte kızdım. Kızdığının farkında ama olduğum haklı. İçin seninle konuşmak istemedim o anda. Hani hemen konuşsak belki o anda bana ters tepki verecektin. Ben sana ters bir tepki verecektim. Evet. O anda tamamen her şey silinip gidebilirdi de. Beni o anda anlamaman normal. Şu an için anlıyor musun bilmiyorum. Biraz. Çünkü haklı sebeplerim var kendince. Mesela? Bunu da anlayabiliyorum. Yani daha önce bu evde oldun, başka biriyle oldun. Asla. Ben böyle düşünüyorum. Tamam. Sen yani düşündüğünü söyle, ben de sana ne olduğunu anlatayım. Ya da belki şu an için düşündüğün biri yok evde, adayın yok. Ama en azından ben yürekli bir şekilde bunu söyleyebildim seninle konuşabilmek için. Bu tabii ki bir başlangıç yapmak adına değil, sadece seninle yakından konuşabilmek için konuşamıyorum ama. Bak şöyle bir şey var. Konuşamıyorum şu an. Dediğin gibi bu evde önceden bulunduğum doğru. Evet. Bu evde önceden bulunduğum ve kendimi anlattığım, kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Ve şöyle bir durum var. Bu evde kendimi o kadar çok anlattım ki bir kadın beni istiyorsa geldiğinde hal ve tavırlarıyla beni elde etmesi çok kolay raddeye düşüyor. Anladım. Ve ben zaten kolay bir adam değilim. Zor bir adamım. Biliyorum. O kadar kolaya düşürmüşken kolay olmasına asla izin vermem. Biliyorum. Yani tamam haklısın. Etkileşim mi? Etkileşim oldu. O anda gelinler evine geldiğinde sadece belki kötü bir başlangıç kişinin oldu. Belki beni çok gergin buldun ama henüz adapte olamamıştım bu kadar kızla aynı yani, evde olmak, sizi tanımak. Ben o evde herkesin adını söyleyerek elini sıkmadım. Ben nadir kişilerin adını söyleyerek elini sıktım. Evet. Bu konuda haklısın. Eve geldiğinde de herkes normal sorular sorarken farklı sorular sorduğumun da farkındayım. Daha sonrasında favori gelin adayı kim denildiğinde tamam adını verdim ama... Adımı niye verdin? İşte etkileşim söylerin. Cesaretse ben o anda cesaretimi kullandım ama cesaret daha fazla... Nerede kullandın cesaretini Adnan? Adını verdim. Favori gelin adayı kim dedi? Tamam Didem devamını getirmedin ama. Devamını nasıl getirebilirim? Kırmızı Oda hakkını kullanmadın. En azından... Dün bunu konuştuk. Seni eğer Kırmızı Oda'ya çağırsaydın ne olacaktı? Adnan, ben de bir ilişki başlangıcı olarak düşünebilecek saflıkta bir insan değilim. Umutlanmayacak mıydın? Yeterince olgunum. Bunu sen de anlıyorsun. Bu evin içerisinde farklı. Umutlanmayacak mıydın? Umutlanmak dün değil. Dün ne dedim bana? Herkes Adnan dedi diye aklıma açıkça düştüm. Açıkça söyleyebilirdin ama. Dün bu bir ilişki bak, başlangıcı değil diyebilirdin yani. Sadece umutlanmana gerek yok. Yani umutlanmanı istemiyorum ama... sadece seni tanımak istedim ya da umutlanmanı istemediğim için bir isim vermek zorundaydım. Favori gelin adayım sendin, o yüzden seni bu odaya çağırdım diyebilirdin. Benim yaptığımı yapabilirdin yani. Ama sen daha yenisin, yaptım. Arkadaşlar yeni. Birbirlerine etkileşimi böyle sağlıyor olabilirler. Ama ben senden o ufak elektriği aldıysam ben seni tanırım, görürüm arkadaşlar içerisinde. Ya mutlaka hal öyle. Hareketlerine bakarım. Ben sadece de burası değil, eminim. Mikrofon takılırken insanlarla hal ve hareketlerim bile belki de beni etkileyebilir. Olabilir. Bu, yani illa çarpıda 5 dakika konuşmamız birbirini mutlaka, illa sımsıkı bağlayacak değil. Ama ben seni buraya çağırdığımda o Adnan seni çağırdı. Adnan kesin senden hoşlanıyor gibi düşüncelerle. Hayır. Seni bilmiyorum. Ama benim evimde seninle alakalı çok ciddi bir baskı var. Bilmiyorum görüntüleri falan hiç izliyor musunuz? İzlemiyorum ama. Ama dün ben en dün sona kaldım ve herkesin... Sen favori dediğin için herkes senin çağıracağını söylüyordu ve bütün gün kafamda Adnan çağırıyor Didem, Adnan çağırıyor Didem. Ben bunlarla yaşadım dün ve bir anda kimse yok. Demoralize i̇şte, oldum eğer orada. Eğer Adnan çağırsaydı daha farklı da olacaktı, umutlanacaktın. Ama inan ya, dün daha çok kalbim kırıldı. Eminim. İnan dün daha çok kalbim şu kırıldı. Şu an kalbinin kırılması daha yani sonra kalbinin kırılmasından da emin ol daha hafif olacak. Bak bana güven. Niye kalbimi mi kıracaksın Adnan? Hayır. Ama kalp kıran biri misin? Niye böyle bir seni eğer çağırdıktan sonra yarın öbür gün Didem sen bana göre değilsin ya da ben sana göre değilim bunu dediğinde... Bunu nereden bile tanımadan nasıl tamam, bilebilirsin? Tanıyorum seni zaten. Nereden buradaki 5 dakikayla mı seni tanıyacağım?
Ama tanımaya şeyin yok ki, hevesin yok. Nereden biliyorsun? Biliyorum, hissediyorum. Nereden biliyorsun? Hissediyorum. Nereden hissediyorsun yani? Bence yanlış hissediyorsun belki de. Doğru hissediyorum. Tamam, belki doğru hissediyorsun, belki yanlış hissediyorsun. Bilmiyorum. Eğer doğru hissediyorsan niye çağırdın beni? Bilmiyorum. Ben öyle istediğim için. Seni görmek istediğim. Bu hayatta her istediğin için oldu mu senin? Tabii ki olmadı. Keşke olsa. Senin oldu mu? Hı. Ama olması için uğraşıyorum. Bakalım ne kadar uğraşabileceksin. Ha, bu şu demek değil ki hadi bakayım mücadele ver falan filan. Asla. Ciddi anlamda benim avantajım olduğu kadar dezavantajım daha fazla, eminim. Bence avantajın var, ben öyle düşünüyorum. Sen yeter ki sen...